Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma Öye ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, videonun hemen altında abone ol kısmından abone olabilirsiniz. Şöyle mor sade bir yazmam var. Ben sadece küçük bir parçasını tığladım. <laughs> Pardon. Bu iğne oyası kupa modeliymiş arkadaşlar. E ee, iğne oyası kupa modelini biz de tığ oyası kupa modeli olarak karşınıza getirdik. İnşallah beğendiniz. İğneden tığa tasarladığım e, tığ oyası kup oldu arkadaşlar. Şimdi ilk önce iplerimizin numaralarıyla başlayalım. Tığım 22 numara. E, 22 buçuk. İp rengim 699 numara yeşilim Leylak markası. Mor rengim yazmanın morundan bir açık pembe bir mor yapacağım motifleri. Leylak markası 917 numara mor rengim. Açık pembem Leylak markası 605 numara. Krem rengim Leylak markası 745 numara. Şimdi iki motif arası 1 2 3 4 5 6 pimpirim yapmışım. Şimdi başlayalım. İlk önce şurayı bir düzenleyeyim. Evet, şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İpimizi tığ battısına tutturduk arkadaşlar. İlk önce vereceğim arayı gösteriyorum. Şöyle çok güzel bir motif oldu aslında. Kalıp gibi hiç ütülemeden bile kullanılabilecek bir e, motif oldu. İnşallah beğendiniz. İpimi tığ battısına sabitliyorum. 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. Hemen yandaki tığ battı içerisine giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. 4 adet zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. Pardon. 3 adet zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battı içerisine sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandaki tığ bat diye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu ara noktadan girdim ve kapadım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ bat diye girdim. sık iğne ile kapadım. 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yanındaki tığ bat diye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim bu ara noktadan girdim ve kapadım 3 adet zincir çektim yandaki tığ bat diye girdim sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 oldu son kez yapıyorum 3 zincir çektim başına bir kez aldım yanındaki tığ bat diye girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım 4 zincir çektim bu çıktığım araya girdim Kapadım Tekrar 3 adet zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battı. içerisine girdim. Sık iğneyle ile kapadım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pimprim yaptım ben arasına. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şimdi hemen yanındaki tığ battı içerisine giriyorum. 1, 2 adet sık iğnesi yapıyorum. Hemen yandakine giriyorum. 1, 2 2 3 adet sık iğnesi yaptım bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 1 tığ battısı bıraktım. ikinciye girdim, kapattım. Böyle bir yuva oluşturdum. 1 2 adet sık iğnesi yaptım. Hemen yanındakine girdim. 1 2 adet sık iğnesi yaptım. Yandakine girdim. 2 adet 1 adet sık iğnesi yaptım. Yani iki buradan tığ battı. Tığladım e, sık iğneyle. 2 de bu taraftan bu yuvanın. Bundaki amaç ise bu yuvayı yapınca şu pimpirimler üst üste gelmesin diye. Arkadaşlar şöyle olmasın diye yaptık bu işlemi. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine vereceğim arayı yapmak için 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yanındaki tığ bat diye girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. 4 adet zincir çektim. Bu ara noktadan girdim ve kapadım. 3 adet zincir çektim. Yanındaki tığ bat diye girdim. Sıkı iğne ile kapadım. Birinci pimpirimi yaptım. 3 zincir çektim başına bir kez aldım yanındaki tığ battıya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 4 adet zincir çekip ana noktadan girdim kapadım 3 adet zincir çektim yanındaki tığ battıya girdim sık iğne ile kapadım 2 oldu 3 zincir çek başına bir kez al yanındaki tığ battıya gir önce bir kez sonra iki sonra iki al 4 adet zincir girdim aradan kapadım 3 adet zincir yandaki tığ diye girdim kapadım ben 6 tane yaptım bu arayı sizler kaç tane yaparsanız ilk aranızı ondan sonraki aralarda bu şekilde yapalım yine 6 adet pim prim yaptım bakın buradaki sık iğneli yuvadan sonra 1 2 3 4 5 6 şimdi hemen yandaki tığ diye giriyorum 1 2 adet sık iğnesi hemen diğer yandakine giriyorum 1 2 adet sık iğnesi. Yani 2 adet tığ battıma ikişer tane sık iğnesi yaptım. 7 adet zincir çekiyorum. Araya bir tane tığ bası bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. Hemen buraya da 2 adet sık iğnesi yapıyorum. Yandaki tığ battıma geçiyorum. 2 adet sık iğnesi yapıyorum. Bakın. 3. tığ battıma 1 adet sık iğnesiyle girip 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp yandaki tığ diye girip önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. 4 adet zincir bu ara noktadan girdim ve kapadım. 3 adet zincir yanındaki tığ battı içerisinde sık iğne ile kapatıyorum. Yani bakın bu yuvamız 2 tane tığ kenardan sık iğneli. Bu kenardan da iki tığ batısı sık iğneli. Sonrasında yine vereceğimiz arayı yapmak için bu işleme dönüyoruz. Yani ilk aranız ne kadar ise 6 ee, tane yapmışım ben 6 tane yaptıktan sonra yine bu 2 adet sık iğneyi yapıyorum sonra yuvayı sonra 2 adet sık iğneyi alt kısmımız bu şekilde elimin nasıl olduğunun farkında mısınız arkadaşlar tığı tutmaktan buradaki parmağımı yedi iyice şimdi ben bunu burada kırıyorum kesiyorum makasımı almışım kırmıyorum kesiyorum bu şekilde alt zeminimiz gidiyor Açık renk pembemi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Şimdi burada yapmış olduğum 7 zincirli yuvamız vardı bu sık iğnelerin arasında. Buraya girdim, ipimi sabitliyorum. 3 adet zincir çektim, girdim ve kapadım. Bu 1. 3 adet zincir çektim, girdim ve kapadım. Bu 2. 3 adet zincir çektim, girdim ve kapadım. Bu 3. 3 kez 3 adet zincir çekip kapattım. Şimdi sadece dönüşü 4 zincir çekip dönüş yapıyorum. Sadece dönüşlerde. İlk yuvamın içine girip kapatıyorum 4 zincirimi. 1. 3 adet zincir çekiyorum. Devamında gelen yuvama kapatıyorum. 2. 3 adet zincir çekiyorum. İlk baştaki son yuvama kapatıyorum. 3. Bu sonuncu yuvama bir kez daha 3 adet zincir çekip kapatıyorum. Şimdi 4 oldu artırdık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki yuvama giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 2, 3 adet zincir çekip yandakine giriyorum. Kapatıyorum. 3, 3 adet zincir çekip bakın son yuvama girip kapatıyorum. 4. Şimdi bu son yuvama yine 3 adet zincir çekip bir kez daha kapatıp 5 oluyor. Yani artırmamızı yaptık. İnşallah güzel gözüküyordur. Anlatımı iyidir. Bir pardon çok pardon. Yani bir kez daha batıyorum. Aynı yuvama kapatıyorum. Söküldü tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 oldu şu an için. 4 zincirle dönüş yapıyorum. Sadece dönüş yaparken 4 zincir çekiyoruz. İlk yuvamın içine girip kapatıyorum. 1 3 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum. 2 3 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum. 3 3 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum. 4 3 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum. 5 Tekrar 3 adet zincir çektim. Bu 5. yuvaya bir kez daha girip kapattım. 6 oldu. Artırma yapmış olduk. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk yuvama girip kapatıyorum 1.'ci. 3 zincir çekiyorum. 2. yuvama kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. yuvama kapatıyorum. 3 zincir çekip 4. yuvama kapatıyorum. Ardından katını aldım. Kaçıncı yuvamızı kapatmıştık? 1 2 3 4. 1 2 3 zincir çekip 5. yuvamı kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip 6. yuvamı kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip son yuvam 6. yuvama bir kez daha batıp kapatıyorum. 7 oluyor. Yani artırdık. 4 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk yuvamın içine girdim, kapattım bu 1. 3 adet zincir çektim, ikinciye kapattım. 3 adet zincir çektim, üçüncü yuvama kapattım. 3 adet zincir çektim, dördüncü yuvama kapattım. 3 adet zincir çektim, beşinci yuvama kapattım. 3 adet zincir çektim, altıncı yuvama kapattım. 3 adet zincir çektim. 7. yuvama kapattım. Son yuvama. Bu son yuvam 7. yuvaya 3 zincir çekip bir kez daha batıp kapatıyorum. Artırmayı yapıp 8 oluyor. 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yapıyorum. 1. yuvama kapatıyorum. 1. 3 zincir. 2. yuvama kapatıyorum. 3 adet zincir. 3. yuvama kapatıyorum. 3 adet zincir. 4. yuvama kapatıyorum. 3 adet zincir 5. yuvama kapatıyorum. 3 adet zincir 6. yuvama kapatıyorum. 3 adet zincir 7. yuvama kapatıyorum. 3 adet zincir 8. yuvama kapattım. 3 adet zincir çektim. 8. son yuvama bir kez daha battım. 9 oldu. 1 2 3 ve 4 zincir çekip dönüş yapıyorum. Ilk yuvama batıyorum 1 3 zincir çektim ikinci yuvama battım 2 3 zincir çektim 3ü yuvama battım 3 3 zincir dördüncüye battım 3 zincir 5ye battım 3 zincir 6ye battım 3 zincir 7incye battım 3 zincir 8ye battım 3 zincir 9. battım. 9. son yuvam oluyor. 3 zincir çektim. 9. son yuvama bir kez daha battım. 10 oldu. Benim elim sıkı olduğu için arkadaşlar 3 zincir benim için yeterli. Sizinki çok büyük olursa yuvalarınız 2 zincir çekebilirsiniz. 10 adet pimpirimiz oluştu artır artıra. Burada bir adet zincir çekip pembe renk ipimi kesiyorum artık. 10 tane olunca bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bu kısımdayız. Şimdi krem rengimi alıyorum. Krem rengimi aldım ve ipimi tığma sabitliyorum. Öncelikle şunları yakıp temizleyeyim gözünüzü yormasın. Krem rengimi aldım, ipime sabitledim. Burası düz yüzümüz. Tersini döndürüyorum tersini. Bu dip kısımdan yeşil yuvanın içinden girip ipimi sabitliyorum ters kısmından, dibinden. 8 adet zincir çekiyorum. Şimdi şurası şu şekilde orta oluyor arkadaşlar. Birik. Bakın şöyle tam ortası. Buraya girip kapatıyorum. 8 adet zincirim. Tekrar 8 adet zincir çektim. Uç kısımdaki yuvada son yuvamda kapattım. Şimdi 12 adet zincir çekiyorum. 11 12 Hemen bakın bu kapattığımızdan hariç 1 2 yuva bırakıp üçüncüye kapatıyorum bakın 1 2 bırakıp üçüncüye kapatıyorum. tekrar 12 adet zincir 1 2 bırakıp üçüncüye kapatıyorum. 12 adet zincir çektim bakın 1 2 bırakıp sonuncu üçüncü oluyor buraya kapattım bu şekilde şimdi kenardan yine 8 adet zincir böyle ortalıyoruz arkadaşlar ortaya kapatıyoruz 8 adet zincirimizi tekrar 8 adet zincir Bunun içinde kenarda yeşil yuvadan girip dibinde kenarında kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum ve düz yüzümü dönüyorum. Burası şu an düz yüzümüz döndük. Bu 8 adet zincirli yuvaya girdim. 2 adet zincirimi kapattım. 6 kez 2 zincir çekip kapatacağım. 2 oldu. 2 zincir çektim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim kapattım 6 oldu. Hemen yandaki yuvaya giriş yapıyorum. Bir sık iğnesiyle buraya da 2 zincir çekip 6 kez kapatıyorum. 1 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 2. 2 zincir çektim girdim kapattım 3. 2 zincir kapat 4. 2 zincir kapat 5. 2 zincir kapat 6. Şimdi bu tepe yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çektim kapattım bu 1. 2 adet zincir çektim kapattım 2. 2 adet zincir çektim kapattım 3. 2 adet zincir çektim kapattım 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 adet zincir çek, kapat 10. 10 kez 2 adet zincir çektim, kapattım bu yuvamada. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Yine buraya da 10 kez 2 adet zincir çekip kapatacağım. Sonra buradaki yuvama geçeceğim. Buraya da 10 kez 2 adet zincir çekip kapatacağım. 3 yuvamada 10 kez 2 adet zincir çektim, kapattım. Şimdi kenar kısma geldik. Bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Buraya da 6 buraya 6 buraya. 2 adet zincir çek, kapat. 1. 2 adet zincir çek, kapat. 2. 2 adet zincir çek, kapat. 3. 2 adet zincir çek, kapat. 4. 2 adet zincir çek, kapat. 5. 2 adet zincir çek, kapat. 6. Son yuvama bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Aynı şekil buraya da 2 adet zincir çektim, kapattım. 1. 2 3 4 5 6 6 kez 2 adet zincir çektim kapattım şimdi yeşil yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım bir adet zincir çekip şimdi burada ipimizi biraz uzun kesebiliriz bir miktar uzun kesiyorum bir adet zincir çektim şöyle çekiyorum burayı düğümlüyorum yani burada şu ilmekleri yapacağım bu uzun kesimli ama isterseniz burayı dipten kesip e, iğnenize ipliğinizi takıp hep hep e, baştan yapabilirsiniz yani demek istediğim bunu dip kısımdan kesin sonradan iple iğneyle ile ipimi kanadı açılmış aman Allah'ım. Yani kamera karşısında olduğum için bunlar oldu. Normal örerken kessem hiç bu sıkıntıyı yaşamam. Şimdi de iğneden geçmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu iğneyle bir kamera arkası anlaşalım. Bana biraz uzak olduğu için bu sorunları yaşıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bitirdik ya. Biraz ipimi bıraktım ben. Şuradan hemen şu dip kısımdan bir giriyorum bakın buradan girip şuradan çıkıyorum. Sadece ipi böyle bu tarafa alabilmek için. Bu şekilde. Şimdi şuradan giriyorum yukarıdan bakın. 1 2 bırakıyorum yukarıdan 1 2 şu 3. yuvanın dibinden. Giriyorum. Hemen iğnemin ucunu buradaki yuvadan çıkartıyorum. Bakın buradan. Çekiyoruz. İlk ilmeğimizi yaptık süslemede. Şimdi devamındaki Şöyle arada bir tane de bırakabilirsiniz. Bunu sizler ayarlayabilirsiniz. Giriyorum. Aynı hizadan. Yine aşağıdan bu yeşil yuvadan çıkıyorum arkadan geçip. Bu şekilde üzerine ilmeklerini oluşturuyoruz bakın. Şimdi buradan giriyorum. Bakın şöyle arkadan alıyorum buradan tekrar çıkıyorum. Gözüküyor mu acaba kamerada arkadaşlar? Biraz pembe açık renk olduğu için. Şuradan girdim bu sefer. Altından Arkadan bakın şu şekil. Şuradan girip çıkıyorum bu ön kısma. Bu ilmeğin dokusunu yapıyoruz. Biraz sıktım ben. Düzeltmem gerekiyor. Şu ucundaki yanık izin şimdi buradan giriyorum yani bunu istediğiniz 3 de olur ben 5 yapıyorum ilmeğini yine altından çıkıyorum şöyle düzeltelim Gözüküyor mu arkadaşlar? Bu şekilde ilmeklerini yapıyoruz. Şimdi buradan dip kısımdan batıp arka kısımdan çıkartıyorum iğnemi ve ipimi. Burada düğüm atacağım. Bu şekilde girdim kenarından beyazın. Bu ipim, dipteki ipim üzerinde iğnenin Buradan iki kez doluyorum. Yani normal dikişe nasıl düğüm atıyor isek bu şekilde de yaptık. İşte arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Hep diyorsunuz ya hep eski modelleri yapıyorsunuz. Yeni yeni modeller yapın. Yeni yeni modellerde böyle oturup ürettikçe oluyormuş arkadaşlar. İğne oyasını gördüm. Tığ oyasına çevirdim. İnşallah anlatabildim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.